Aşağıda verilen solunum sistemi rahatsızlıklarından hangisi bulaşıcı niteliktedir? KOAH, astım, gırtlak kanseri, akciğer kanseri. Bunlar bulaşıcı hastalıklar değildir. Zatürre bulaşıcı hastalıktır, bakteriyel bir hastalıktır. Öksürükle, nefesle başka birisine bulaşabilir. Cevap A seçeneğidir. KOAH ve astım rahatsızlıkları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. KOAH bronşlarda uzun süre devam eden daralma sebebiyle oluşur. B. Bronşçuklarda mukus salgısının çok fazla artması veya düz kaslarda spazm sonucu astım rahatsızlığı ortaya çıkar. C. Kimyasal maddeler KOAH veya astıma neden olabilir. D. Her iki rahatsızlıkta da dokulara taşınan oksijen miktarı artar. Yanlış, oksijen miktarı azalır. E. Her iki rahatsızlıkta da öksürük nöbetleri gözlenebilir. Çünkü solunum organlarında bir daralma meydana gelir. Bu da öksürüğe neden olur. Cevap D seçeneğidir. Londra University College araştırmacıları fasulye, ceviz ve tahıl ürünlerinde bulunan bazı etken maddelerin akciğerde tümör gelişiminde anahtar rol oynayan enzimi baskıladığını buldular. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılır? 1. İlgili enzim aktivitesinin hızlandırılması kanser riskini azaltır. Yanlış. İlgili enzim kansere neden oluyordu. Aktivitesi hızlanırsa kanser riski artar. 2. Sıradan yiyecekler kanser tedavisi için kullanılan toksik özellikle kemoterapi ilaçların yerine alternatif tedavi aracı veya engelleyici olabilir. Doğru. Burada ceviz, tahıl ürü gibi ürünlerde bazı etken maddelerin tümör gelişimini sağlayan enzimi baskıladığını, dolayısıyla kanserli hücrelerin gelişimini engellediğini söylüyor. 3. Bitkisel besinler kanserojen özelliği hayvansal besinlerden daha fazladır. Buna göre dediğinden dolayı buradan bunu çıkartamayız. Cevap yalnız 2'dir. B seçeneğidir. Zatürre akciğer alveollerinin enfeksiyonu sonucu akciğerlerde sıvı ve kan toplanmasıdır. Zatürre nedenleri arasında faktörlerden hangileri bulunabilir? 1. Pnömokok enfeksiyonu. Zatürreye sebep olan bir bakteri çeşididir. Bu pnömokoklar enfeksiyona neden olur. 2. Yaşlılık zatürre nedenleri arasında sayabiliriz. 3. Tütün mamulleri kullanımının artması zatürreye sebep olur. Akciğerlerin zarar görmesi ve alveollerde enfeksiyon oluşmasına neden olur. 4. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar. Bağışıklık sistemi bizim hasta olmamızı engeller. Eğer bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanırsak zatürreye neden olabilir. Cevap E seçeneğidir. Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları brokoli, karnabahar, su terisi gibi turkillerde bulunan bazı etken bileşiklerin akciğer kanserine etkisini araştırdılar. Bu çalışmalar şema ve sonuçları aşağıdaki gibidir. Bu çalışmaları inceleyen bir öğrenci sonuçlarından hangilerine ulaşabilir? Kansere yol açan maddelere maruz bırakılmış fareler, farelerde kanser gelişmiş. Birinci grup farelere turkillerden elde edilen maddeler verilmiş. Kötü huylu tümör oluşumu yavaşlamış, yani kanser oluşumu yavaşlamış. İkinci grup farelere etken maddeler verilmemiş, yani turkiller verilmemiş. Kötü huylu tümör oluşumu hızlanmış. 1. Brokoli, karnabahar, su terisi gibi bitkiler akciğer kanserinin ortaya çıkışını veya ilerlemesine engel olabilir. Doğru. Çünkü kötü huylu tümörlerin oluşumu yavaşlamış. 2. Turpgiller kanser evleri arasındaki süreyi uzatabilir veya bitirebilir. Doğru. Tümör oluşumunu yavaşlatmışlardı. Böylece kanser evrelerindeki mesafeyi uzatabilir veya durdurabilirler kanser oluşumunu. 3. Turpgillerdeki etken maddeler vücutta kontrolsüz hücre bölünmesini uyarır. Yanlış. Kontrolsüz hücre bölünmesi demek kanser demektir. Turpgillerdeki etken maddeler kontrolsüz hücre bölünmesini engellerler, kanseri engellerler. Cevap C seçeneğidir. Verem tüberküloz bakterilerinin oluşturduğu bir rahatsızlıktır.
Bu bakterilerin çoğaldığı akciğer bölümlerinde makrofajlar, sert fibroz dokular, tüberkül oluştururlar. Bu oluşum değişimlerden hangilerine neden olur? 1. Akciğer elastik yapısının bozulmasını sağlar bu fibroz dokular. 2. Gazların difüzyon kapasitesini düşürürler. Daha zor nefes alıp verme gerçekleşir. 3. Alveollerde oksijen kısmı basıncı sürekli arttırma değil, azalmasına neden olurlar. Cevap C seçeneğidir. Alerjik yapıya sahip kişilerde alerjen maddelere karşı solunum sisteminde hassasiyet artar. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi için doğrudan hassasiyet artırıcı alerjenler olamaz? Egzoz gazları olur, solunumu etkiler. B. Alerjen özellikteki proteinlerle beslenmek. Proteinlerle beslenmek sindirim sistemiyle ilgilidir, solunum sistemiyle ilgili değildir. Bundan dolayı proteinlerle beslenmek solunum sistemini doğrudan hassasiyet artırıcı alerjen oluşturmaz. Parfüm, sprey gibi maddeleri solunum yoluyla vücudumuza alabiliriz, oluşturur. Fabrika bacalarından atmosfere yayılan dumanlar yine solunum yoluyla alırız ve alerjen oluşturur. Sigara dumanı alerjen oluşumuna neden olur çünkü solunum sistemiyle almaktayız. Cevap B seçeneğidir. Öksürük solunum yollarının salgısını arttırarak temizlenmesini aracılık eden istekle veya istek dışı uyarılabilen koruyucu özellikle fizyolojik bir reflekstir. Öksürük baskılayıcı maddelerden biri olan benzonatat vücutta sinapsları özellikle akciğerdeki sinir uçlarını ve gerilme reseptörlerini uyuşturur. Böylece öksürmemizi engeller. Buna göre yorumlarından hangileri yapılır? 1. Benzonatat sinapsa impuls aktarımını azaltabilir. Çünkü sinaps bölgelerinde sinir uçlarında uyarılmayı engelliyordu. 2. Gerilme reseptörlerinin uyarılmaması öksürüğü kesebilir. Burada öksürük baskılayıcı maddelerden biri olan benzonatat vücut sinapslarını özellikle akciğerdeki sinir uçlarında gerilme reseptörlerini uyuşturuyordu. Böylece öksürmemizi engeller. 3. Benzonatat farklı sinaps bölgelerinde impuls aktarımını engeller. Engellediğinden dolayı vücutta uyuşukluğa neden olabilir. Cevap E seçeneğidir. Solunum sistemindeki rahatsızlıklar solunum yolunda durumlarından hangilerine bağlı olarak gelişebilir? Solunum yolları daralırsa nefes darlığı meydana gelir. Yine solunumda tıkanma meydana gelirse nefes darlığı, öksürük meydana gelir. Bozulma olursa solunum organı içerisinde alveollerde astım gibi, amfizem gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Enfeksiyon yani iltihaplanma olursa bu da zatürre dediğimiz hastalık oluşabilir. Dolayısıyla bunların hepsi solunum sistemindeki rahatsızlıklara yol açabilir. Cevap E seçeneğidir. Buna göre sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Entübe işlemleri bilinci açık bir bireyde solunum reflekslerinden dolayı tolere edilemeyebilir. Onun için hastanın bilinci kapatılır. Refleks olayı gerçekleşmesin diye. 2. Entübe işlemlerinin devam ettiği süreçte düşük dozda anestezi ve kas gevşetici kimyasallarla müdahaleye devam edilir. Çünkü yukarıda da anestezi ilaçları veriliyordu. Hem bilinci ortadan kaldırmak hem de soluk borusunda meydana gelen kaslarda ilaçlarla gevşetiyor. Reflekslerin ortaya çıkması önleniyordu. 3. Laringoskop entübe olmuş bireylerde diyafram görevi yapar. Yanlış. Bu sadece soluk borusunun açık tutulmasını sağlayan bir araçtır. Cevap 1, 2, C seçeneğidir.